Path of Exile'da herkesin bildiği bilgiler. İtem satarken iki tane aynı item satarsanız Orb of Chance verir. Bu aynı itemler genelde bir rırt itemler olur. Strongboxlardan gelir veya ödülleri ikiye katlama yerlerinden itemi ikiye katlayarak aynı itemden iki tane gelir. Bunları altı link itemlerde dikkat edin. Normalde satarsanız iki tane Divine almanız gerekir. Fakat bu recipe'den dolayı bir tane Orb of Chance verir. Bunları satarken tek tek satmanız lazım. O zaman iki tane Divine alırsınız. Oyunda NPC'lere CRT ile tıklayıp sol tıklarsanız kendi menülerini açarlar. Ve burada iki tanesi çok önemli. Bunlardan birisi Tane, diğeri ise Lily. Bunları CRT ile tıklayıp sol tıklarsanız direkt olarak item satma menüsünü açar. İtemleri hızlı satmak istiyorsanız bu ikisini station'ınızın yanına koyabilirsiniz. Ben burada genelde Lily'yi kullanıyorum itemlerimi satmak için. Hideout'tayken map device'ınızın boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Bunun iki tane türü var. Biri böyle küçük olan, diğeri de büyük olan. Bunu değiştirmek için buradan edit diyoruz. Map device seçiyoruz ve farenin orta tuşunu çeviriyoruz. Burada büyük yapıyor. Bir daha çevirirsek küçük yapıyor. Siz hangisini tercih ediyorsanız onu değiştirmek için mouse'un orta tuşuyla büyük veya küçüğü ayarlayabilirsiniz. Oyunda Lily bize bütün gemleri satıyor. Buradan oyundaki bütün gemleri satın alabiliyoruz. Fakat buradaki gemlerin hepsi bir level oluyor. Bunu tekrar levellemek istemiyorsanız veya biraz daha yüksek levelli haline almak istiyorsanız eklerdeki ödül yerlerinden alırsanız gemler levellenmiş bir şekilde orada satılıyor. Örneğin burada ben Molten Shell alacak olsam burada bir level. Fakat ben bunu ekten ödül olarak alsaydım levellenmiş olacaktı. Hemen gidip bakalım. Molten Shell ek 1'de geliyor. Ve burada 14 level halinde. Eğer gemleri levellenmiş bir şekilde almak istiyorsanız klasların ödül olarak gelen gemlerini eklerden levellenmiş bir şekilde alabiliyorsunuz. Genelde burada 14 veya 15 level oluyor bu gemler. Orb of Horizons, Harbinger's Orb. Bu orblar ne işe yarar? Horizon Orb'u bir map'e bastığınızda map'i aynı yerde başka bir map'e dönüştürür. Örneğin ben bunu Tier 16 bir map'e basarsam Tier 16 olan bir map'e dönüştürür. Fakat burada bir ayrıntı var. Bu Tier 16 map'ler sonradan Tier 16 map'ler sayılmıyor. Burada 4 tane başlığını takarsanız bütün map'ler Tier 16 oluyor. Orb of Horizon bastığınızda bütün map'lerin gelme şansı olmuyor. Bu boyut sınır takılı değilken hangi map'ler Tier 16 ise sadece o map'lere dönüşebiliyor. Tier 16 park var. Ben bunu bastığımda Lava Lake, Caldera, Burial Chamber veya Residence'a dönüşebilecek. Çünkü Tier 16 sadece bu mapler var. Harbinger's Orb da aynı şekilde çalışıyor. Map'e bastığınızda map'in tier'ini bir tier yükseltiyor. Tier 15 park map'ine basarsam ben bunu Tier 16 o 4 tane map'ten birine dönüşecek. Burada Caldera map'e dönüştü. Bu Horizon Orb'un bir güzelliğini de map'leri dönüştürürken Harbinger özel map'ine dönüşebiliyor. Bichet map'ine. 13 tier map'lere bunu basaraktan Bichet'leri elde edebilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken map'lere bakacaksınız. Hiç voice'dan takılı değilken tier'i kaçsa Horizon kullanaraktan o map'i o tier'deki map'lere dönüştürebiliyorsunuz. Ekteki'de 3 tane bandit kesiyoruz görev olarak. Bunlardan bir tanesi Alira ve Alira'yı bulmak bazen zor olabiliyor. Fakat bunun kısa bir yolu var Alira'yı bulmak için. Bu da ana yoldan giden küçük bir taş yol olmanız gerekiyor. Bu taş yolu takip ederseniz Alira'ya doğru gidiyor. Buraya ilk girdiğinizde bu taş yolu takip edeceksiniz. Ana taş yolu. Bundan küçük bir tane taş yol gidecek. İşte bu yol. Bu taşları takip ediyorsunuz. Bu taşları takip ettiğinizde sizi Alira'ya götürüyor. Alira'yı böylece kısa bir şekilde bulabilirsiniz. Ana yolu takip edeceksiniz. Küçük taşların olduğu yan yolu bulmanız lazım. O yol sizi Alira'ya götürür. Bu bölgede bir de Weaver's Chambers'ın girişi var. Onu bulmak için de Alira'nın tam tersi yöne doğru gitmeniz lazım. Alira haritasının bu alt tarafındaysa eğer sol üste doğru giderseniz Weaver Chamber'ı bulacaksınız. Weaver's Chamber da burada. Bu sayede ektikiyi biraz daha hızlı geçebilirsiniz. Map device'ınızı 5 yerli yapabiliyorsunuz. Normal map device'ında 4 tane boşluk oluyor. Fakat bunu 5'e çıkarmak için yolu var. Onun için de 4 tane Legion amblemini koyup burayı tamamlamanız lazım. Burada herhangi bir 4'ü olur. 4 tane koyabildiğiniz için başta 4'ünü koymanız lazım. Bu 4'ünü tamamladıktan sonra 5 yerli map device açılıyor. Bu amblemleri kendiniz farmlayabilirsiniz. Legion yaparaktan veya satın alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada 4'ünü koyacaksınız ve hiçbir şey seçmeden açacaksınız. Bu arenaya geldiğinizde ortada resetleme yeri var. Diğer yerlerde ise bosslar ve canavarlar çıkıyor. Buraya geldiğinizde bu encounter başlıyor. 4 dakika boyunca sürüyor burası. Canavarlar çıkıyor. Öldürüyorsunuz. Buraya geldiğinizde de canavarlar resetliyor ve yeni canavarlar çıkarıyor. Hepsini öldürdüğünüzde bu 4 dakika bittikten sonra map device açılıyor. Burada tek yapmanız gereken 6 kere ölüp portalları boşa harcamak. Burada çok garanti olmak istiyorsanız yanınıza birini alabilirsiniz. Safe oynamak için 2 kişi yapabilirsiniz. Veya bütün hepsini öldürdükten sonra hiç resetlemeyebilirsiniz.
Eğer çok güçsüz hissediyorsanız kendinize. Fakat bu süre bittikten sonra size map device'ı gelecektir. Bu encounter'ın süresi bittiğinde buradaki ödülleri size verecek ve 5'li map device'ı açılmış olacak.